Sorular Derneği Sarayı'nın programının değerli takip edicileri, geçen haftalarda birinci söz ve besmelerinin sırlarıyla ilgili sorularımızı değerli hocamıza yöneltmiştik ve cevaplarımızı almıştık. Bu haftadan itibaren ikinci sözden başlayacağız. Programımıza ikinci sözle ilgili sorularla başlıyoruz. O zaman programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İkinci sözün başındaki ayette, اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Cenab-ı Hak o takva sahipleri öyle kimselerdir ki, gayba iman ederler buyuruyor. Burada birincisi takva sahiplerinin gayba iman etmeleri bir özellik olarak nazara veriliyor. Niçin? İkinci olarak iman ile gayb arasındaki münasebetleri nasıl anlamalıyız? Gaybtan maksat nedir diye bir sual bozulacak. Şimdi Cenab-ı Hak müminleri tarif ederken ayet-i kerimede birinci özellik olarak gayba iman ederler buyuruyor. İşte gayb deyince yani iman bütün hakikatleri gaybtır. Yani gayb görülmeyen demektir. Kelimemize görülmeyen. Yani imanın hiçbir hakikati görülmez. Mesela Peygamberimiz zati görünüyor ama onun asıl imanla konu olan ciheti peygamberliğidir. O görülmez. Onun peygamber olduğuna iman etmek imandır. Zatını görüp de iman etmenin çok müşrikler olmuştur. Kur'an-ı Kerim kitap olarak görülür ama onun Allah kelam olduğuna inanmak da ancak insan mümin olur. O ciheti gayiptir yani. O Allah kelam olduğu gayiptir. Zaten Cenab-ı Hakk'ın zatı görünmez, melekler görünmez, ahireti görmüyoruz. İmanın bütün rükünleri gayipta giriyor. Gayip görünmeyen demektir, görünmeyen. Gayba da değişik mana veriliyor. Birisi işte az önce dediğimiz mana, görünmeyen. Onlar görmedikleri halde iman ederler. اَلَّذِينَ يُؤْمِنُوا بِالْغَيْبِ yani onlar gayba iman ederler. Görmedikleri halde bu iman rükünlerine iman ederler. Bir başka mana da şöyle veriliyor. Onlar gıyaben de iman ederler. Sadece görünürde değil de yani münafıklar görünürde iman ediyorlar. Fakat huzurdan çıkınca, bir araya gelince müminler istihza ediyorlar. İnanmadıklarını ifade ediyorlar. Münafıklar. Müminler ise görünürde de yani cemiyet içinde de tek kaldıklarında da iman hakikaten iman ederler. Gıyaben de olsa gıyaben de iman ederler. Gayıpta da iman ederler. Sadece huzurda değil. Bir de bu manayı veriyorlar. Ve bu manadan olarak fırsatımızda yine bunları ifade etmekle beraber bir de nifaksız olarak ihlasla iman ederler manası veriyor. Gaybi iman bu. Müminler bunun takva ile ilgisinde diyecek olursak takva deyince sadece aklımıza işte günahlardan sakınmak geliyor. Günahı sakınmak manası tek olarak alınca sanki imanla bir ilgisi çok fazla yok gibi görünüyor. Halbuki takvanın Üstad Rıza'yı 3 mertebesi var. Birisi şirkten takva yani Allah'a şirk koşmaktan korkmak ve putlara tapmaktan sakınmak ve tevhid yoluna girmek. Bu doğrudan dolayı imandır zaten. Doğrudan dolayı imandır. Dolayısıyla takvanın diğer iman rükünleri de ilgisi vardır. Mesela Allah'a inanan insan ona asi olmaktan korkar. Ahirete inanan insan günah yapmaktan korkar. Günahlardan sakınır. Meleklere inanan bir insan, o meleklerin kendisini sürekli müşahede ettiğini, gördüğünü, her ameli kaydettiğini bilerek buna inandığı için günahtan sakınarak yaşar. Hep takvayla bağlantılı oluyor. Kitaplara inanan bir insan, bu kitapların hükümlerine asi olmaktan, aykırı hareket etmekten çekinir, korkar. Gerine kaldı kadere iman. Kadere inanan insan da onun korkuyla alakasını şöyle kurabiliriz. Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Onun için insan başına gelecek her hadisede mutlaka bir hayır ciheti vardır. Başına musibetler gelebilir, başka haller gelebilir. Bu gibi hallerde bunun da Allah'ın bir takdiri olduğunu bilerek sabırsızlık göstermekten, işten etmekten korkar diyebiliriz. Böylece bütün iman hakikatleri takvayla kelime olarak da ilgili olmuş oluyor yani. Takvanın başka mertebeleri
var mı? Takvanın. Nasıl? Şirkten takva dediniz. Şirkten takva ise diğer şey masiyetten takva. Günahları. En çok bu biliniyor zaten. Yani, evet. Takva deyince ilk aklımıza gelen masiyetten takva. Bir de masiyadan takva deniyor. O büyük zatların kalp alemiyle ilgili. Yani kalbini Allah'tan gayrı hiçbir şeye kaptırmamak. Yani bundan korkmak yani. Allah'tan gayrı başka şeyi sevmekten, başka şeyden korkmaktan sakınmak. Bu da masiyadan takva. Masiyadan var mı? Allah'tan gayrı her şeye deniyor. Yani o da her müminlerle derecesine göre çok olsa bile büyük satılarındaki takva daha çok bu mertede yani. Kalplerin sürekli Allah'a iman, onu sevmek, ondan korkmak çizgisine tutarlar. Bunun dışında satmaktan korkarlar. Bir üç mertede var. Üçüncü de zaten doğrudan iman hakikati. Ortada ne garip? Bir masiyetten takva ile. Münasebeti nedir imanın? O da az önce dediğim gibi imanın bütün rükünleri bir yönüyle de ne yapıyor insanı? Sakındırıyor günahlardan, kötülüklerden. Bir dakika az önce kısmını söylemiş olduk. İki dedim bana ki utandırazak bir günah işleyen bir adam. O mani. O mani. Tamam tabii tabii. Meleklere inanan bir insan o zaman ne yapar? Başkasının görmesinden dediğim gibi, ustanın ifade ettiği gibi. Kötü bir şey yaptığı zaman başkasının mutlaka olmuyor, nasıl rahatsız oluyorsa orada işlediğin günahları melekler görüyor dediğini onu yapmamaya çalışır. Yapmamaya çalışır. Ondan çekinir, korkar. Evet. İkinci sözde olsun, böyle 8. sözde, 32. söz gibi yerlerde, özellikle 2. söz isim, mesela temsilde Hodbin ve Kudabin adamların karşılaştıkları hadiseleri anlatırken her iki adamın nazarında ifadesine vurgu yapılıyor. Acaba her iki şahsın nazarları farklı mı? Hadiseler mi farklı? Olaylar mı farklı? Hadise, nasıl bakarsanız? Hadise aynı hadise de bakış açısı farklı. Evet. Yani bakış farklı. Şimdi diyelim kainat aynı kainat. Ama adam aynı kainata mesela tesadüfen olmuştur diyor. Ya aynı kainata sebeplerle olmuştur diyor. Aynı kainata haşa haşa hiç akıl olmasa da adam öyle diyor yani. Kutlar yapmıştır diyor bu kainat mesela. Bakış açısı. O da nazar görmek demek de akıl manasında da kullanılıyor nazar. Nazar akıl manasında da kullanılıyor. Burada onların nazarında değil mi? Onların bakış açısı. Onların akılları öyle görüyor. Yani akılları ilgisi var yine. Maddi görüş değil de bakış açısı. Türkçesi bu nazarın yani. Buradaki manası o. Dolayısıyla müminin kainata bakışıyla kafirin bakışı farklı. Yani kendine güvenen insanın bakışıyla Allah'a itimat eden insanın bakışı farklı. Kainata bakışı farklı, musibetlere bakışı farklı, nimetlere bakışı farklı. Bunlar o Hodbin Hüdabinlerin bakışlarındaki farklılık o temsilde anlatılıyor işte. Yani herkes aynı hadiseye nasıl bakıyor? İşte herkes tutuyor ya, aynasının müşahedesine tabi. Evet. Yani güneş aynı güneş ama herkes kendi aynasının müşahedesine tabi. Yani iç bükey bir ayna cismi farklı gösterir, dış bükey bir ayna farklı gösterir. Renkli bir cam parçası başka renkte gösterir değil mi? Yani renklere göre, iç bükey, dış bükey olmaya göre aynı cisim aynada ne yapıyor? Çok farklı şekillerde tecelli ediyor. Bu satın misal veriyor yani. Herkes aynasının müşahedesine tabidir. Ve buna izah ediyor kendisi. Mesela bir insan diyor, sürurlu, ferahlı, neşeli bir haldeyse diyor. Mana bu. Kainatta her şeyi neşeli, sürurlu görür diyor. Bir insan işte hüzünlü, gamlı ise neye baksa sanki her şeyi ağlıyor gibi zanneder diyor. Nazar. Öyle görür. Bir tefekkürlerini diyor, tesbih eden, zikreden, Allah'ın anlayan insan da mevcudatın tesbihlerini görür. Yani kendisini baş boş yaratılmadığını gördü mü bir insan, bildi mi? Ben baş boş değilim, bu ağaç da baş boş değil, güneş de baş boş değil. Benim bir vazifem var dedi mi, kendisine vazifedar bir memur nazarıyla baktı mı, o zaman eşlerin de vazifedar olduklarını görür. Her şeyin bir vazifesi vardır der. Kendi başıboş, gayesiz, tesadüf oyuncağı ustanın tabiriyle gören bir insan da kainatı böyle görmeye başlıyor bu sefer.
Yani inançla kalp ile olaylara bakış açısı arasında yakın ilgi var. Bunu Üstad-ı Vahide sözlerle buluyor. Demek her insanın kainattan ayrı bir dünyası var. Evet, tabii. Bu sizin dünyası var. Yani. Yeni verdiğiniz sözde namaz bahsinde de diyor. Sen diyor gönlünle, amelinle, kalbinle o alemin şeklini değiştirirsin. Değiştirsin tabii. Ya aleyhinde ya aleyhinde şehadet ettirirsin. Sen tabii kendi alemini değiştiriyor. Harici alemini değiştiremiyor başına. Burada Üstad bize yani o temsil, Hud bin Hüdar'ın temsiliydi. Olaylara nasıl bakmamız lazım geldiğini, Kur'an'ın bakış açısı nedir? O direkt anlatmıyor da bir temsille anlatıyor. Yani Kur'an'a göre, Peygamberimizin talimine göre, işte kainata, kendimize, olaylara şöyle bakmamız lazım. Ondan göz kapayıp da kendi aklımızla, kendi reyimizle, kendi keyfimizle olaylara baktığımız zaman da işte netice şöyle şöyle olur diye bu iki bakış açısımızdır. İbn-i Sen de bize sunuyor. O da Hüdavin dediği, hakikati gören insan dediği, işte Kur'an'ın bakış açısını temsil eden kişidir. Yani ondan bu dersi alacağız. Kendimize öyle bakmaya çalışacağız. Yani ifade ettiğiniz tevhid için de geçerli değil mi? İkinci şu anın birinci meylesinin başındaki cümle bazen soruyor. Tevhid ve vahdette cemal-ı Rabbani ve kemal-i Rahman'ı tezahür eden eğer vahdet olmazsa, yani o sanki zaman vahdet yok mu? Gibi bazı sorular geliyor. Ha, yok, orada bir mana farklı veririz. Vahdet olması dedi yani birlikte düşünülmezse, oradaki mana o, birlikte düşünülmezse. Tevhid ve vahdeti, oradaki tevhid de kelime tevhid değil, birleştirmek. Biz zaten kendi üç misal veriyor diyor da, rızık, şifa, hidayet. Şimdi rızık, bir tane önümüzde yemek var veya bir meyve var. Ona tek olarak bakmak var. Bir de ben nasıl bu meyve, bu gıdayı alıyorum? Şu anda eğer bugün her neyse 5,5-6 milyar insan rızıklandığı doydurur. Bugün şu kadar trilyonlarca hayvan rızıklandığı doydurur. Şu kadar bitki, şu kadar. Bütününe birden baktık mı o zaman kendi rızkımızı sebeplere vermeyiz. Bu 1,5 milyondan fazla türü kim rızıklandırıyorsa ben de o rızıklandırıyor. Tevhid tümü birleştirerek rızıka tümden bakmak. Tevhid bu dediği usta diyor. Bir de kendi rızkımızı, sadece kendi rızkımıza bakmak. O zaman insan sebebe verebiliyor. İşte maaşına verebiliyoruz rızkını hani. Çalışmasına verebiliyor. Ama tümüne birden baktım rızıkların. Tümü rızıklandıran, beni rızıklandırandır deyip tevhid-i cemali ilahi öyle tezahür ediyor. Vahdet olmasa dedi yani tümüne birden değil de tek bakarsan o rızka. Oradaki maksat farklı. Şifada da öyle, hidayette de öyle. Bu ayrı bir konu. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyet perver, muktedir, intizam perver, müşrik bir melikin memleketi. Hem bu derece göz önündeki asal terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket. Senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Yukarıda söylediğim gibi yani. Evet. Yani Hüdar bin insan böyle bakmalı kainata. Okuduğunuz cümleler, evet. Hüdar bin insanın kendi bakışıdır yani. Esas budur diyor. Senin vehmettiğin gibi kainat tesadüf oyuncağı değil diyor. Bunu o şekilde şey yapıyor. Kainat nedir? Dünya nedir? Üstad mesela 17. sözde çok güzel anlatıyor. Çok eserlerde var da bu bahis. 17. sözde dünyayı anlatıyor. Dünya nedir? Dünya buradaki dünya kainat manasında. Türkçemizde dünya küre-i arz yerine kullanılıyor. Dünya, ay, güneş derken küre-i arzı kastediyoruz. Fakat aslında dünya deyince ahiretten bu tarafa ne varsa hepsi dünyadır. Dünya hayatı diyoruz. Dünya bitince ahiret başlıyor. Burada dünya kainat manasında kullanılıyor birçok derslerde. Onun için diyorum, 17. sözde dünya tarihi kainata bakış açımızı ortaya koymuş oluyor. Nedir dünya? İşte orada çok tarifler var. Aklımda kalanlarını söyleyeyim. Dünya bir kitab-ı semadanidir diyor mesela. Allah'ın bir yazdığı, kudret kaynağı yazdığı bir kitaptır. Bu kitaptaki her harfin, her kelimenin bütün ihtiyaçlarını Allah görür, Samet ismiyle. İşte dünya bir misafirhanedir diyor mesela. Değil mi? Biz böyle sürekli kalmak için gelmemişiz. Cenab-ı Hakk'ın misafirleriyiz. Bunun
değerini bilmeliyiz. Bu şereften şereflenmeliyiz bu şerefle. Misafir hane sahibinin emirlerine göre hareket etmeliyiz bu dünyada. Veya dünya diyelim bir imtihan meydanıdır diyor mesela. Bir kısa bir imtihan kadar dünya hayatı. Böyle değerlendirip nasıl imtihandaki insan işte sağa sola bakmaktan çekinir, hani baktığı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır. Şu kadar dakika süresi vardır, şu kadar süre cevap verecektir. Baktığı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır. Biz de bu dünya hayatında ömrümüzü en güzel şekilde değerlendirmemiz lazım. İşte dünya diyor bir ayneler mecmuasıdır. Allah'ın isimlerinin ayneleridir. Bunları güzelce seyretmemiz lazım. Bunlar görünmezlikten gelmek, basite almak ve hiç bakmamak değil de onları tefekkür etmek lazım. Onları da tecelli eden Esma'yı sevmemiz lazım diyor. Değil mi? Esma'ya dikkat etmemiz lazım. Müsemmalarını sevmemiz lazım. İlahir. Aklımda kaldığı kadar söylüyorum. Dünya budur yani. Bunun dışında dünyayı nasıl ne telakki ederse giderim, o vehimdir işte. Vehim yani olmayan bir şey. Değil mi? Yani, tabiat perestlik vehimdir, esbab perestlik vehimdir. Darwinizm vehimdir, materyalizm vehimdir. Güneş yarattı alem demek, güneş tapanları var ya vehimdir. Bugün hala ineğe tapanları var, inek bu alemi yaptı demek vehimdir. Değil mi? Bir herkesin hak inancının dışındaki bütün dünya ve kainat, hayat, terapiler hepsi vehimdir. O da işte Hüdabin adam kendine bakışından üstad tabi biraz eleştiriyor. Hüdabin adamın da böyle bakması gerektiğini, işte az önce okuduğumuz sorudaki gibi bakması gerektiğini vurguluyor ve bize temsil perdesi altında ders veriyor. Bakış açısı kazandırıyor yani bu ders. Evet. Yine dertten bahsinde geçiyoruz anlayasam. Kâhidatan nazarlı hikmetle baksan, hiçbir şeyin nizamsız gayesi göremezsin. Evet, hikmetle baksan. Evet. Yani rastgele yani baktın mı bir şey anlaşılmaz. Ama sen kendine baktın mesela, hikmet fayda demek. Değil mi? Yani şu parmağına baktın bunun faydasını biliyor. Değil mi? Kaşına baktın faydasını biliyor, eline baktın faydasını biliyor. Nasıl bu enfüsü dairdeki her şey hikmetliyse, değil mi? İnsan kainatın meyvesi diyor, değil mi? Yani bir ağacın meyvesi. Bu meyvedeki her şey hikmetli olunca bunun ağacında da her şey hikmetlidir. Biz onları çoğu zaman bir kısmı uzak olduğu için, bir kısmı işimiz gücümüz var, onlar meşguluz. Bazen falanla münakaşa etmişiz, onlar asap bozukluğu. Kainata bakmadan, hatta kendimize bakmadan bir ömür sürebiliyoruz yani. İşte bu gibi dersler, başta bir şok inanılmaz, bizi bu şeyden kurtarıyor. Kendinize ve kainata bakmadan yaşamaktan kurtarıyor. Ben mesela her namazı elhamdülillah Rabbül Alemin diyoruz. Bütün alemde Allah tevhid etmiştir. Bütün alemler nazarınızı çekiyoruz Cenab-ı Hak. Tabi işinizle uğraşıp da alemi seyretmeden yaşamayın diye sanki o ayet-i kerime her namazda, her rekatta okuduğumuz Fatiha bize alemlere baktırıyor. O zaman bu alemler nazar hikmetle hikmet gözüyle baktığımız zaman işte kendimizi her organı hikmetli gördüğümüz gibi alemde her şeyde hikmeti görürüz. Bunu diyoruz da. Evet. Nazar çok mühim. Demek hakikat halde hem kainatta her şey gayet düzenli ve intizamlı. Öyle. Kainatın mutasarrıfı da müşrik. Hakim birisi. Hakim tabii. Dolayısıyla onun vehmini gösterdiği surette olması muhal. Ha, onun adı soru sahibinin dediği gibi değil. Yani. Evet. Ayrı bir sorumuz. Mesela orada ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir. Devamında da fasıkı kafirdir diye geçiyor. İfadesinden sonra kafirin nazarına görünen hadiselerin dehşetine ve zulmetine bakıldığında bu özellikle olanların yaşamaması ve hayata tahammül edememesi izah eder. Fakat çok keyifli gibi görünüyorlar. Bunu nasıl izah edebiliriz? Şimdi keyifli gibi görünüyorlar. Keyifli değildir yani. Çünkü Mustafa'nın gördüğü ifade ediyor. Diyor ki mesela fasık adam aklın izdaç ve tacizinden kurtulmak için galibine sarhoşluğa ve eğlenceye kaçarız diyor. O eğlenceye kaçarız, siz onu eğlence zannediyorsunuz. Tabi aslında ise yani aklı onu zorluyor. Yani mesela adam işindeyken işle meşgul oluyor. İşe düşünmeden yaşıyor. O da rahat.
İşte yolda gereken araba bekliyor, arabasına biniyor, neyse neyle geliyorsa. Yoldaki olaylar şunlar bunlar yine rahat. Gelip evine oturdu böyle kendine baş başa kaldı mı akıl zorluyor bu sefer. Yani can sıkıntı diyoruz ya şimdi. Can sıkıntısı aklın insan zorlamasıdır. Sen necisin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Güneş niye doğuyor, niye batıyor? Bu doğuş ve batışla bir gün sen de batacaksın. Önünde ölüm var gibi hakikatler insan hatırlamasın diye eğlence veya sarhoşluğa kaçar diyor. Yani aklın izdaç ve tacizinden kurtulmak için galiba yani çoğu zaman eğlence ve şeye kaçar. Yani bu eylemelerin altında tabi nefsin, eyleme nefsi tatmin eder. Eyleme nefsi tatmin eder ve aklı uyutur diyor. Aklı temin eder, uyutur. Eylemeler yani gayrimeşe eylemeler. Meşru dairedeki eylemlere de vardır. Hani o mümin hem ibadetini yapar, iman ile beraber kalben, ruhen de haz duyar imanından ve olaylar bakış açısından. Öteden nefsinde payını verir, meşru dairede nefsini doyurur, lezzet aldırır nefsine. Ama sadece nefsinin peşinde koşan, nefsinin tatmin için çalışan insanlarda akıl, kalp, ruh perişan vaziyette bir köşeye düzüşmüş gibi sanki. Hiçbir lezzet almadan ızdırap çekerek yaşıyorlar. Bu eğlence bitince rahatsız oluyorlar. Bu sefer eğlence yetmedi, üzerine bir de sarhoşluk ekliyorlar. Yani düşünmemeye çalışıyorlar sürekli. Yani düşündüğü zaman o zaman rahatsız oluyor yani. Usta diyor ya bunun için gaflet hissi iptal eder diyor. Gaflet hissi iptal eder. Bu zamanda çok ileri derecededir diyor bu gafletin hissi iptal etmesi. Yani sen gaflet olunca işte dediğim gibi olayların içinde, hadisi şeyin, makamın, mevkinin, kazancın, dedikodunun, kavgaların ortasında bakamıyor ne kendine ne kainata. Bu şekilde yaşıyor insan. İşte bakmada biraz meylettiği zaman da akıl rahatsız ediyor onu. O da susturmak için eğlence ve sefate kaçar diyor. Yani bu eğlencelerin aslı bu yani. Biz bazen sohbetlerde gençlerle sohbet edeyim, söylüyorum latife ama hakikati var. Eskiden daha çok görürdüm. İşte bakarsın karanlık bir sokakta bir çocuk geliyor, türkü söyleyeceği söylüyor. Aslında korkusundan söylüyor. Yani o türkü söylemekle kendini biraz teselli ediyor sanki, bir moral buluyor orada. Sessiz kalsa daha çok korkacak. İşte birçok eğlenceler bizim işte karanlık sokaktan geçen çocuğun türkülerine benziyor. Yine az önceki ifadenizden şu anlaşılır o zaman, gaflet hissi iptal ediyor derken oradaki his, düşünce hissi. Ya düşünce, olaylara bakış, düşünmek. Kendine bakamadan yaşıyor işte, o da demek. Evet. Düşünmeden yaşıyorsun. Bu sualin daha böyle genişi 13. lemada var. Orada da izah edilirken diyor ki, yani sabık beyanattan yani kafirlerin ehli dalaletin halleri öyle bir anlatıldı ki, yani yaşamaması, belki diyor ölüp patlaması gerekirdi. Orada bir misal veriliyor. Yani deve kuşu misali. He, başını kuma sokar. Evet. Ha, doğru. Bir de misal tabii. Hayat o işte. Bu üstad orada sarhoşlukla bir misal veriyor. Bu da deve kuşu. Yani hakikati görmeyeyim diye başını kuma sokuyor. İşte yük, yani sen madem devesin yük taşıyor. Hani madem her şeyin bir vazifesi var kainatta bunu biliyor, senin de bir vazifen var. Öyleyse gel ibadetine devam et, ibadet et. O zaman diyor, belki ahiret yoktur. Yok için niye çalışayım? Yok için niye çalışayım diyor. Ondan sonra işte başına bir olay gelirse musibetler, teselli olmak için ihtimal ki ahiret vardır diyor. İşte işine gelince deve kuşu, yani kuşları işine gelince deve oluyor. Bu da işine gelince ahiret olabilir ihtimaliyle yaşıyor. İşte öbür türlü ibadete gelince de belki yoktur diyor. Boşuna niye çalışayım diyor. İşte tam sadana misal veriyor deve kuşunu. Bu da insanın kendini aldatmasıdır. İnsan kendini aldatmak istediği gibi rahat aldatır. Başkasının insan zor aldatır. Ama kendini çok rahat aldatır. İki yükün altında kurtuluyor, evet. Zanneder. Zanneder, evet. Yine ifade ettiğiniz gibi, demek yani sıkıntı için lemahatta bir ifade var. Demek sıkıntı diyor,
Muallime-i Sefahat. Sefahat-ül Muallime. Oradan geliyor. Evet. Sıkıntı bu yani. Aklın zorlaması. Aklın izdaç ve taciz edilir. Aynı mana burada öyle ifade edilmiş. Ki gerek mesnede gerek İşaret-ül İzaz'da da hiçbir cihetten diyor, hiçbir nokta isnadı olmayan o adamın diyor, haleti yanında hem medde ve adiye, yani Allah'a da ahireti kabul etmezse, onun diyor ruh haleti yanında cehennem ateşi daha serin kalır. Yani bir defa adam nece olduğunu bilmiyor, bir. Değil mi? Evet. Ben kimin makrifini bilmiyor, kimin misafirini bilmiyor. Efendim söyleyeyim. Nereye gidiyorum bilmiyor. Olayların manası nedir? Hastalık nedir? Musibet nedir? Bunların altındaki manalar bilmiyor. Dolayısıyla bu şekilde yaşayan bir insan nokta istinat iman diyorsa insaftır. İman insan Cenab-ı Hakk'a insaf ediyor. İnsaf kesince işte çölün ortasında tek kalmış bir adam. Değil mi? Bir sözü hatırlayın. Çöl ortasında tek bir adam. Her tarafta düşmanlar onu hücum ediyor. Olaylar düşmana temsil edildi, benzetilmiş oluyor burada hadisat. Böyle bir adam nokta-i sınırsız, tevekkülsüz, teslimsiz olunca onun ruh haleti işte dünyada cehennem azabı çektiriyor ona. Buna düşünmeden yaşamak, bugünkü moda var ya, düşünmeden yaşamak. Düşünmeyi bırak, ne diyor, yaşamaya bak. Düşünmeyi bırak, yaşamaya bakmak bütün hayvanların ortak özelliğidir. Değil mi? Hiçbir düşünmezler ve yaşarlar. Peki bize akıl niye verilmiş o zaman? Akıl niye verilmiş? Akıl düşünelim diye verilmiş. Düşünerek yaşamamız için verilmiş. Düşünmeden yaşamak için akla lüzum yok ki hayvanatta. Bu iş kemaliyle var zaten. Ama işte bu basit bir söz bile, yani manası bir söz bile birçok gençlerin arasında sanki önemli bir hakikatmiş gibi dolaşabiliyor. İşte bu da az önce mi? Sefahate girdiklerinden. İman kalkıya giden mahrum olduklarından, işte bunlarla oyalanıyorlar işte. İnşallah biz bunlara Risale'nin verdiği düsturlarla birer hasta kabul edip, bunlara düşman olmak yerine acıyıp, kendine gerçek gerçeği, hayatın gerçeğini, dünyanın gerçeğini, insanlığın hakikatini anlatmak için çalışmamız lazım. Dinlemezse kendileri bilirler ama bizim görevimiz bunu anlatmaktır yani, kendilerine acımaktır. Düşmanlık değil de şefkat diyoruz da, dört esasdan bir risale veriyorlar. Böyle değerlendirsek inşallah çocuklarının kurtuluşuna vesile olabiliriz. Evet. Oradaki ikinci şıkta fasık hasid. Yani onları kurtarmanın çaresi ne acaba? Ki üstadın bazı yerlerdeki ifadesiyle acaba aynı lezzetinde elemini mi göstermek ya da husumetlerle mi tedbir olacak? Bizim vasfımız anlatmaktır diyor. Tebliğ ediyor. Netçiye karışmıyoruz. Netçiyi Cenab-ı Hak yaratacak. Yani işte üstadın sizin dediğiniz mana şu. Yani imanın tatbiki olmayınca kişinin onu cehenneme tehdit etmek fazla netçe vermeyebiliyor yani. Ki cehennem imanı zayıf. Onun için usta diyor, bir de bu yolu denememiz, tutmamız lazım diyor. Yani yaptığı kötülüğün içindeki manevi azabı göstermemiz lazım. İyiliğin içindeki de güzelliği göstermemiz lazım. Mesela diyelim, yani tevazu. Tevazuda bir rahatlık vardır. Kibirde bir ağırlık vardır. Kibirli adam başını dikerken biraz da sürekli dikse boyun ağrıyacak. Yani o kadar böyle dik. Kibir, herkese hürmet bekliyor. Bekleme görmeyince rahatsız oluyor diyor, değil mi? Yani, şimdi kibirli olmak bir zarar yani. İnsan ahiret orada dursun da dünyada zarar. Mütevazı olmak dünyada da faydalı. Merhametsiz olmak, başkasına yardımcı olmak dünyada da zarar insan. Merhametsiz bir insan, katı kalpli bir insan olmak o insan için dünyada peşin bir cezadır zaten. Ama başkasına yardım etmek, acımak değil mi? Onların İhtiyaçlarını görmekten haz duymak, dünyada da hazır bir lezzettir zaten. Şimdi bunun gibi diğer şey güzel hasletlerde cennetin bir kokusu vardır yani onu hissettirmek. Bütün günahlarda, haramlarda cehennemden yine bir koku vardır, iz vardır onu hissettirmek.
Dilek cehennemi korkutmak, cenneti vaadi müjdelemek. İman tahkik olmayınca demek ki fazla mesul olmayabiliyor. Bu şekilde gösterince daha mesul olur diyor Üstad. Doğru. Oradaki şey olur Üstad'ın. O zaman süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkür ederim. Sorularla bir sırayının kıymetli takdirinizleri. Gelecek hafta ikinci sözle ilgili sorularımızı huzurumuza yöneteceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.